Şimdi hocamın da bağlanma çözü. İnternet inşallah iyidir. Hah, hocam geldi. Merhaba İyi hocam. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Biraz zor oldu, kusura bakmayın. Evet. Çünkü bugün Evet, internette internet. ciddi bir yoğunluk vardı. Evet, internet biraz yoğun bugün. Evet hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi işte. Sizleri de Karantinada rahatsız günleri, ettik. karantinada saatleri yaşıyoruz. Ya evet. Evet vallahi hocam, biz de eve böyle tıkılınca dedik ki bari yayınlarımızı böyle canlı yapalım, uzaktan yapalım. Hani Evet. sosyal mesafe koyalım diyorlar ya, biz bayağı bir Evet, mesafe, sosyal mesafe koyduk doğru. yani böyle, ama sizleri görmek de iyi oldu. Teşekkür ederim. Muayeneye gelemedik, size böyle görmüş olduk. Evet. Evet. Hocam şöyle aslında yani gündemimiz belli ama ben konuya şöyle gireyim. Bu arada çok sorular da gelecek bir yandan. Onları da ara ara size sorarız. Şimdi geçen gün Instagram'da paylaşımınızı gördüm. Böyle hamburgerlerin, işte hazır food yemeklerin üzerinde bir sırat köprüsü gibi bir yerden bir adam yeşile doğru geçiyor. Ve siz şey demişsiniz orada, bağışıklığımızı bitiren en önemli durum yanlış beslenmedir cümlesi Kesinlikle. var. O cümleyle Kes. giriş yapalım. Ve biraz bağışıklığımız üzerine konuşalım istiyorum bugün. Neler söyleyeceksiniz bağışıklığımız üzerine? Şöyle söyleyeyim. Özellikle biz hayatımız boyunca birçok mikroorganizmayla karşılaşıyoruz. Bakteri olabilir, virüs olabilir vesaire. Bizi mikroorganizmalar hasta etmez. Hastalığımıza zemin hazırlayan en önemli hadise bağışıklık sistemimiz. Ve bağışıklık sisteminin en önemli unsurlarını ve kronik hastalıklara neden olan verileri incelediğimizde ise burada karşımıza büyük bir kısmıyla yanlış ve hatalı beslenme davranışları geliyor. Çünkü biz günlük hayatta gereğinden fazla kalori tüketiyoruz. Sorun kalori ne değil. Hazır gıda tüketimi ne kadar fazla tüketirseniz sıkıntı oluyor. Bağışıklık sisteminin zayıflatan önemli unsurlar var. Kalitesiz uyuduğunuz zaman, yani uykunuzu iyi alamıyorsanız bağışıklık zayıflıyor. Gereğinde fazla anksiyete ve stresli bir durumdaysanız bağışıklık sisteminiz zayıflıyor. Temiz havaya çıkamıyorsanız bağışıklık sisteminiz zayıflıyor. Yediğiniz gıdalar, rafine karbonhidrat, tatlı, şeker, gereğinde fazla alkol, sigara tüketiyorsanız bunlar bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Hareket etmiyorsanız, bedensel aktivite yapmıyorsanız bunlar bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Kilo fazlalığınız, tansiyondaki oynamalar, kronik hareketsizliklerin hepsi bağışıklık sisteminde o krediğinizde bir şeyler götürüyor. Ve bağışıklık sisteminiz zayıfsa o zaman da bir mikroorganizmayla karşılaştığınızda ciddi hasta oluyorsunuz. Son 3 aydır koronayla yatıyoruz, koronayla kalkıyoruz. Ben Türkiye'nin bilgileri haricinde özellikle Alman akademisyeniyim. Almanya'daki verileri çok yakinen takip ediyorum. Oradaki yaşamını yitiren insanların dosyalarına girme şansımız var. Onlara bakıyoruz vesaire. Gördüğümüz ortak değer şu. Özellikle kronik hastalığı olan, çoklu organ yetersizliği olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar bu işe yenik düşüyor. Yani birçok insan virüsle karşılaşıyor. %80'i silik geçiriyor. Neredeyse bir gripal enfeksiyondan daha asemptomatik geçiriyor. %15, %20 bulgular geçiriyor ama hayatlarına özellikle Almanya verilerini referans aldığımızda ölen sayı oldukça çok da düşük. Çünkü önlemini doğru aldığınız zaman. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bağışıklık sistemini doğru güçlendirmek lazım. Yani bugüne kadar özellikle koronavirüsüne karşı ne bir ilaç var elimizde ne de henüz bir aşısı var. Dolayısıyla bireyin sosyal mesafesini koruması, hijyen kurallarına dikkat etmesinin yanı sıra kendisinin yapabileceği ve kendisini koruyacağı çok şey var. Nedir bunlar? Bugün evde kalıyorsanız ve bunu keyifli hale dönüştürmek lazım. Televizyon başına geçip internet sayfalarında saatlerce harcamaktan ziyade en önerim şu. Çünkü bir sürü de doğru bilginin yanı sıra bir sürü de bilgi çöplüğü var. Evet, ve korkutuyor hocam. Güvendiğiniz bir kaynakta günde bir kez girin, korona ile ilgili o günle ilgili aktüel bilgileri alın ve gün içinde bir kez daha o korona ile ilgili bir kaynağa bakmayın. Çünkü pek çok bilgi kirliliği var. Ve dolayısıyla eğer siz korkarsanız, anksiyetik olursanız ve dolayısıyla paniğe bağlarsanız en ufak bir durumda ise çok ciddi hastalık semptomlarınız ortaya çıkacaktır. Onun için mümkün mertebe zihinsel fonksiyonlarımızı iyi koruyacağız. Belki yıllardır düşündüğümüz, aldığımız, rafa koyduğumuz, okuyamadığımız bir sürü kitabı tekrar tekrar dönüp bakmak, Okuyacağız. okumak, zaman ayıracağız.
Uzun süredir yan yana olduğumuz, belki sohbet edemediğimiz arkadaşlarımızı arayacak. Onlarla sohbetlerimizi, hasretimizi, sevgimizi dillendireceğiz. Konuşacağız ve dolayısıyla özlemi gidereceğiz. Ki görüntülü de bu yapılabiliyor. Ve çoğu kez oysa insanlar 10 yıl aynı iş yerinde çalışıyorlar, iki cümle konuşamıyorlar. Bu durum insanın konuşma fırsatını yaratmasına vesile oluyor. Çünkü önemli bir profesör Werner Kremer var. Kendisi Avusturya'da ikili ilişkilerde ve sosyalleşmede son derece önemli bir veri. Diyor ki insan diğer canlılara göre konuşan bir varlık ama biz konuşmayı unuttuk. Biz daha çok emir kipiyle dinler, yapar hali. Biz otomasyona bağlandık. Onun için belki bu zaman dilimini konuşabilir bir zamana dönüştürmek, yıllardır yapamadığımız, içimizde kalan özlemleri gidermek, kitap okumak, belki bir hobiniz varsa resim çizmek, bir müzik enstrümanı çalmak, bununla biraz vakit geçirtmek ama strese bağlamamak. Dolayısıyla kurmamak ama muhakkak ve muhakkak beslenmeye de özen göstermek lazım. Şu kadarını söyleyeyim. Belli aralıklarla aç kalırsanız, fasting dediğimiz ve dolayısıyla sağlık orucu yaparsanız, o sağlık orucu kanser hücresini bile yenebiliyor. Dolayısıyla madem evdeyim, tıka basa 3 öğün 4 öğün yemek yiyeyim, mümkün mertebe 10-12 saatlik mesafeler koyarak bir şey yemeden ve dolayısıyla hem zihinsel arınmayı hem bedensel arınmayı aynı zamanda da sağlığımıza yatırım yapabiliriz ve bu bizim elimizde. Evet hocam. Peki mesela hakikaten insanlar kilo alacağından da korkuyor. Evdeyiz, hareketsiz kaldık falan diyor. Şimdi spor yapma şeyi de azaldı gibi. Mesela ben yürüyüşe çıkarım her gün ama onu da azalttık işte korkudan. Bir de hocam yani bu durumda insanlar evde ne yapmadılar? Spor anlamında yapacak da çok da bir şey yok ama yemeği azaltmalılar değil mi? Yani demin dediğiniz gibi. Bence kalabalık ortama girilmedikten sonra günde en az iki kez bir yarım saat temiz havaya çıkmak lazım. Dolayısıyla temiz havada yürümek önemli. Ve dolayısıyla izolasyon dediğiniz halde siz ellerinize dikkat edeceksiniz. Sağa sola dokunmayacaksınız. Ama çıkıp temiz havada gruplarla değil, bir yerde oturarak piknik yaparak değil, hareket anlamında yapmak oldukça önemli. Ve mümkün mertebe bir de şöyle bir şey var. Son 50 yıldır olduğu kadar dünyanın hiçbir zaman insanlık bu kadar fazla gıdayı bir arada görmedi. Dönüp doğru, biraz çok tarihsel sürece, biraz tarihsel sürece gittiğimizde baktığımız zaman atalarımıza fazla geriye gitmeye gerek yok. 150-200 yıl geriye sardığımızda Würzburg Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. Çok önemli bir tespit yapmış bu çalışmada. Çünkü ölen insanların femur kemiğinin 100 gramını bir toz haline getirdiğinizde belli bir fotosentez sistemle 1-5 yaş arası, 5-20 yaş arası ve 20 yaşına sonra ortalama günlük tükettiği kalori hesaplanabilen bir sistemi var. Ve atalarımız ortalama günlük yedikleri gıdalar 600-800 kalori. Yani şu anki yediğimiz bir menüye tekabül ediyor. Ama evet. O insanlar yaşıyorlardı neden? Ve herkes yaşadığı bölgede yetişen gıdayı tüketiyordu. Mevsimde tüketiyordu. Dolayısıyla hazır gıda tüketimi çok azdı. İnsanlar hemen asansörle, arabayla işe gitmiyorlardı. Yürüyorlardı. Sürekli bedensel bir hareket sağlıyorlardı. Ve mümkün mertebe su içmek için bile gidip çeşme akan bir doğru. Evde su yoktu. Gidip bir yerde pınarda, derede suyu taşımak durumunda oluyordu. Ve hem fiziksel aktivite hem de yediği kalorin çok azdı. Ama biz bugün gereğinden fazla kalorili gıda tüketiyoruz ama beslenemiyoruz. Neden beslenemiyoruz? Çünkü topraklar fakirleşti. O gıdaların çoğu kez içinde bizim ihtiyacımız olan kalorinden ziyade eser element, vitamin, provitaminler yok. Çünkü topraklar fakirleşti. Bir gıda çok uzun mesafelerle, tırlarla farklı yapılarda bize geliyor. Çoğu kez olgun olmadan çıkıyor. Onun için bu gıdaların tüketmeden iyi bir bakmak lazım. Çünkü olgunlaşmamış bir gıda içinde taşımış olduğu vitamin mineral açısından çok fakir. Örneğin bir muzu düşünün. Yeşil yaprağında kopartıldı ve içinde olması gereken magnezyumu, vitamin B12 olgunlaşmadan, o gelmeden kükürtle sarıya dönüştürüyorsunuz ama içinde
ferment olması gereken, bizi besleyecek olan eser element yok içinde. Fakir. Onun içinde bedenimizde birçok vitamin, mineral eksikliği var. Bunları üstün körü almamak gerekir. Ama özellikle şu korona korkusunda, paniğinde dikkat etmesi gereken önemli şeylerimiz var. Bir kere vitamin C, vitamin D olmazsa olmazı. Vitamin D'yi balıktan ve farklı yağlardan alabilirsiniz. Olmadı. Eğer bu tarz bir beslenmeniz yoksa ortalama günde 2000-4000 ünite arasında olacak şekilde bir vitamin D alabilirsiniz. Çünkü vitamin D bağışık sistemi için oldukça elzem. Sadece bir kemik yapımında önemli değil. Aynı zamanda bir hormon özelliği taşıyor. Yani bir tiroidin hormonal fonksiyonları ne yapıyorsa vücudunuzdaki vitamin D eksikliği de benzer sorunlara neden oluyor. Ve Benim onu maalesef ve almam maalesef lazım o zaman hocam derim. Çünkü tiroidim yok benim mesela biliyorsunuz. Yo, onu hormon olarak alıyorsunuz. Tiroid eksikliğine muhakkak hormon alıyor insanlar ama vitamin Evet, D alıyorum. klinik tablo ortaya çıkmadan kimsenin aklına gelmiyor bunu düzenli almaları gerektiği. Onun için özellikle şu an Almanya'daki koronayla mücadelede en önemli yapılan üç şey var. Bir, hastaneye başvuran insanlara yüksek doz vitamin C veriliyor. Ortalama 2000-4000 ünite vitamin D veriliyor ve beta glukan veriliyor. Antiviral ürünlerden ziyade bağışık sistemi güçlendirmek aslında. Onun için vitamin D'yi kullanmak önemli. Bu anlamda direkt biri soruyor hangi vitamin D'yi kullanmamız gerektiği konusunda. Evet, çok Özellikle soru geliyor. 2000-4000 ünite olacak şekilde. Türkiye'de çoğu kez D3 denilen bir ampul var. Oradaki doz çok fazla. Yani bir kez de mahsus aldığınız zaman ve dolayısıyla onun bir de sistemle ilgili sıkıntıları olabiliyor. Damla formunda alabilirsiniz. Ultra versiyonla denilen 1 gram, 1 ünite, yani 1000 ünite olan vitamin D'ler var. Bunlar alınabilir. Ama gün aşırı eğer balık yiyorsanız, menünüzde balık varsa balıkta bolca da vitamin D de var zaten. Eğer zeytinyağı tüketiyorsan sadece omega 3 değil, hakeza onunla beraber biraz vitamin D de alıyorsunuz. Tereyağında, organik tereyağında vitamin D var. Onu alıyorsunuz. Dolayısıyla hem gıda yönüne bakmak lazım. Vitamin C ise genelde Türkiye'de vitamin C denildiği zaman hep herkesin aklına direkt limon geliyor. Ya da portakal, greyfurt geliyor. Evet onların Portakal. içinde vitamin C var. Ama kırmızı biberde sebze olarak kırmızı biberde olan vitamin C portakalda yok. Daha fazlası var kırmızı biberde. Eğer şu dönemde mevsimsel anlamda kırmızı biber, dolma biber dediğinizi onu sebze salatada bolca tüketecek olursanız onun üzerinde de vitamin C alırsınız. Maydanozla da alabilirsiniz. Bunlar da sağlıyor. Ya aslında gıdanın kendisi ilaç hocam. Kesinlikle bunu Hipokrat döneminde beri söylemişler. Yediğiniz gıda ilacınız olsun. Ama bugün geldiğimiz noktada ise bizi yemediklerimiz değil, fazla yediklerimiz hasta ediyor. Dolayısıyla Doğru. doğru beslenmek lazım. Beslemenin bir boyutu, vitamin mineral desteği bir boyutta ve muhakkak da bedensel aktivite. Stres yönetimi için doğru nefes almak önemli. Ve ne yapıyor korona? En büyük sıkıntısı özellikle de akciğer solunum sisteminde sıkıntı yaratıyor. Biz Türk toplumu olarak bir kere yeteri kişide doğru nefesi kullanmıyoruz. Madem evdesiniz, günde iki kez en az beşer dakikalık doğru nefes tekniği kullanarak hem akciğer kapasitesini arttırabilirsiniz, hem de Evet. dokuda hem de o bölgede toraks bölgesinde birikmiş olan yıkım ürünleri, toksinleri, lenfleri daha iyi dren edebilirsin. Ne yapabilirler? Burundan derin nefes alacaklar. Tutabildikleri kadar tutacaklar. Yavaşça ağızda verecekler. Bunun çok basit formülü var. Birçok kitabımda bunu yazdım. Hem Hayati Keşfet'te hem Yüzyıl Yaşama kitabımda. Dolayısıyla aldığınız zaman diliminin iki katını tutacaksınız nefesinizi. Yani iki katını da vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla Kitap burada hocam. 2 saniyede aldınız, Evet. 4 saniye tutacaksınız, 8 saniyede vereceksiniz. Ve dolayısıyla bu doğru nefes egzersiziyle hem toraks alanını güçlendirmiş olursunuz, hem de o bölgede birikmiş olan yıkım ürünlerini mümkün mertebe
atabilirsiniz. Onun için mümkün mertebe doğru nefes. Egzersiz yapmak son derece önemli. Eğer dışarı çıkamıyorsanız, temiz havada yürüme ya da bir egzersiz yapamıyorsanız, durduğunuz yerde bile evde bir 10 dakikalık kültür fizik hareketleriyle bedensel aktivite yapmak oldukça önemli. Ve mümkün mertebe yemek yerken televizyonu kapatın. Cep telefonunu uzağa koyun. Ve evde oturduğunuz insanlarla sohbet edin. Yemeğin tadına varın. Bunu günlük yaşamınıza şunu görürsünüz. Bir arkadaşınızla sevdiğiniz bir insanla bir restorana gidiyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz. Ve o yemeğin tadı damağı şeyinizde kalıyor. Ve diyorsunuz ki bir sonra buraya gelsem muhakkak bu yemekte yiyeceğim. Bir gün yolunuz düşüyor, yalnız oturuyorsun, o yemeği yiyorsun ve hiç lezzet almıyorsunuz. Çünkü beyninizdeki tokluk refleksi hem açlık anlamında, hem duygusal açlık, hem zihinsel açlık, hem cinsel açlık, üçünün merkezi aynı. Siz çok iyi sevdiğiniz bir insanla doğru sohbet ederken bir yemek yiyorsanız, onun size bırakacağı haz, yediğiniz gıdadan kat ve kat daha fazla. Onun için evde şu zaman diliminde mümkün mertebe konuşun. Yemekleri fazla aceleye getirmeden lokmalarınızı iyi çiğneyin ve mümkün mertebede zaman ayırın birbirinize. Biraz konuşun. Su içmeyi ihmal etmeyin. Biz yine suyu da yanlış yapıyoruz. Suyu çoğaltalım değil mi hocam? Suyu da yanlış yapıyoruz. Yemek esnasında suyun yeri yok örneğin. Yemeğe oturmadan 20 dakika yarım saat önce bolca suyunuzu içeceğiniz su ihtiyacınızı giderip ve sonra yemeği, lokmalarınızı ağzınıza aldığınız lokmayı iyi çiğneyin. Çiğnemeye başlayın. Ve sonrasında yemekte kaldıktan en erken yarım saat sonra suyunuzu için. Onun için... Hocam bir de güzel bir şey söylediniz. Yani konuşmanızın başında söylediğiniz bir şey de. Ben not ettim onu hatta. Yani panik ve korku toplumda virüsten daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla aslında bu da bulaşıcı bir şey. Yani hani bağışık sistemi nöral inflamasyon denen bir şey var. Siz belki bağışık, yani stres hormonal bir yapıyla beraber başlangıçta böbrek üstü bezinde adrenalin, sonra kortizon salgılıyor. Ve gerek adrenalin ve gerekse de kortizon salınımı çok ciddi bir şekilde bir enflamasyonu, iltihaplanmanın zeminini hazırlıyor. Bağışık sistemi dibe çöktürüyor. Ve beden gittikçe serbest radikaller dediğimiz aldığınız oksijeni bile yakamaz hale geliyor. Vücut içinde agresif bir noktaya dönebiliyor. Bunun için de mümkün mertebe stres yapmamak gerekiyor. Tabii ki olayın ciddiyetin farkında olacaksınız, önlemini alacaksınız ama panik olmanın korku içinde yaşamanın bir anlamı yok. Ve dolayısıyla insanlık tarihi kadar yaşanmış olan birçok salgın dönemleri olmuştur. Buradaki epidemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu epidemi de bana göre biraz geriye dönüp baktığımız zaman diğerlerinde de pek de farklı değil. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. Bu koronadan sonra birçok şey değişecek ve özellikle de üretim alanında insanlar emekçinin tüm kazanımlarını yerle bir etmek adına bunu kullanacaklardır. Dolayısıyla otomasyon çok daha kolay olacak. Hizmet sektöründeki alanlarda farklılıklar olacak. Ve tabii ki insanlar şimdi evde kaldıkları zaman diliminde ve gelir durumları iyi değilse, alışverişe çıkamıyorlarsa ve bir ay sonrasını öngöremiyorsa bunun da yaratacağı stresler var. Mantıklı bir belli ölçüde stres gerekli. Ama bunun fazlası bağışık sistemini dibe vurur ve sizi hasta belki mikroorganizmalarla karşılaştığınızda bunu çok hafif geçireceksiniz. Bir üst solunum yolu enfeksiyonundan daha hafif geçireceksiniz. Ama stres yaptığınızda, panik yaptığınızda, korku yaptığınızda ve bağışık sistemini baskıladığınızda sistem gereğinde fazla sıkıntı yaratacaktır. Ve dolayısıyla bu maruz kaldığınız uyarıyı çözemeyecek olacaktır. Evet hocam. Vallahi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Hocam son olarak bir şey soracağım. Şimdi bir de bir yandan insanlar hani bu yani prebiyotikler bir anda böyle gündemde yükselmeye başladı. Google trendlere de girdi. Ben bakıyorum bir anda. Yani onu şu an probiyotiğe ve prebiyotiğe yükleniyor olmak var olan hastalıkları ya da kronik bir takım şeyleri yani engeller mi ya da koronavirüsten korunmadık faydası olur mu? Yani onlara şu an fazlaca yüklenmek ne bileyim çok fazla yoğurt yemek efendim kefir içmek gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bağırsaklarla ilgili bağırsak florasının önemini
14-15 yıldır Türkiye'de hep ben anlatıyorum. Herkes son 2-3 yıldır konuşuyor probiyotikleri. Evet, doğru. Bağırsak florasının düzgünlüğü... Ben bağışıklık bu arada reklam da gireyim hocam. Siz burada bağırsak... Bağışıklık sistemi için oldukça son derece önemli. Çünkü ben Gisen'de çalıştığım zaman diliminde hocam 1971 yılında ikinci beyin bağırsak diye kitap yazmıştı. Ve dolayısıyla ben onun yanında başladığımda bir 30 yıllık bağırsaklarla ilgili onun deneyimi vardı. Geriye dönüp baktığımda 26 yılda benim olmuş ve neredeyse bir 50-60 yıllık bir bağırsaklarla ilgili bir deneyimiz var. Probiyotikler önemli. Bunu gıda yolu alabileceğiniz gibi gerçekten ihtiyaç varsa almak ve dolayısıyla probiyotin yanı sıra beta glukan çok önemli. Beta glukan hem bağışıklık sistem bağırsak geçirgenleri rahatlatıyor. Ama ben eğer bazı önerilerde bulacaksam buradaki kısımda bir kere günlük su ihtiyaçları muhakkak sağlamaları gerekir. Kilo başına 40 bin litre su içmeniz lazım. Stres yaparsanız terlersiniz ve vücudunuz o suyu da atar ve dokulara, hücrelere oksijeni iki yönlü taşırsınız. Bir, doğru nefes. İki, kaliteli içtiğiniz kaliteli suyla. Mümkün mertebe bolca su içeceksiniz. Lokmalarınızı iyi çiğneyeceksiniz. Mevsimsel meyve sebze tüketimine önem vereceksiniz. Vitamin C, vitamin D ihtiyacını karşılayacaksınız. Yeri geldiğinde belki bir propolis de olabilir. Dolayısıyla bazı diğer sağlıklı gıdalara da değer verebilirsiniz. Ama herkese bir biçimde şu ilacı da kullan demek doğru değil. Bunlar gıda takviyesi. Probiyotik almak şu an akıllıca bir şey. Kaldı ki geleneksel Çin tıpı bundan 5000 yıl önce akciğer hastalıklarının ve akciğer organının bağırsakla olan iletişimini net ortaya koymuş. Hatta bunu meridyen anlamında konuşurken de akciğer ve kalın bağırsak partner meridyen olarak ortaya çıkartır. Yani akciğer zayıflığı bağırsak hastalıklarına, bağırsaklardaki flora bozukluğu da akciğer hastalığını kolaylaştırır. Peki zaten şu an maruz kaldığımız bu koronavirüsü COVID-19 ne üzerinde en çok sıkıntı yaratıyor? Solunum sistemi üzerinde. Yani bu anlamda hem su içmek, hem doğru nefes almak, hem probiyotik almak akıllıca olacaktır. Hocam siz böyle konuştuktan sonra benim şu an dışarı çıkıp yürüyüş yapasım geldi bir anda. Bu şeyle beraber. Yani. Bence hocam, yapmak lazım. Bence yapmak lazım. Muhakkak bedensel aktivite olmazsa olmazı. Evet. Çünkü biz insanoğlunun iki hedefi var. Evrim süreci açısından. Dik dur ve yürü. Dolayısıyla ereksiyon, dik duracağız. Çünkü diğer canlılara oranla biz güçlü değiliz. Kendimizi koruyabilmek için gelecek olan tehlikeyi daha önce de fark etmemiz lazım. Ve koşuyor olabilmemiz lazım. Yürüyor olabilmemiz lazım. Dolayısıyla atalarımız bundan 150 yıl önce ortalama günde 15-20 kilometre mesafe atıyorlar. Şu an eve tıkanmanın pek doğru değil. En az günde iki kez yarım saat yürümek, tempolu yürümek önemli. Sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Yatak odunuzu iyi havalandıracaksınız. Oturduğunuz mekanların havalandırmalarına çok dikkat edeceksiniz. Ve yediğiniz lokmaların da mümkün mertebe azaltacaksınız. Çiğneyeceğiz. Geç saatlerde yenilen gıdalar birçok hastalığı ortaya çıkartıyor. Ve şu zaman diliminde madem evdesiniz, evde kalıyoruz. Madem zaten fazla bir fiziken de çalışmıyoruz. O zaman daha az kalorine ihtiyacınız var. Daha az yiyeceksiniz. Özellikle akşam geç saatlerde yemek yemeyeceksiniz. 10-12 saatlik evet. Bir zaman dilimini aç kalabilirseniz bağışıklık sisteminiz oldukça son derece önemli olacaktır. Yani çok geç saatte yemek yemeyelim. Ertesi gün bir 12 saat bırakarak sonrasında yemeğimizi tekrar alalım. Hocam bir soru vardı. O çok güzel bir soru. Sağlık çalışanlarına ne önerirsiniz diyorlar. Aslında bu önerdiğiniz şeyler sağlık çalışanları için de geçerli neticede. Bağışıklık kuvvetlendirmek. Ama ben ona özellikle dikkat ettim. O soru aklımda kaldı orada. Ne dersiniz? Sağlık çalışanları ne yapmalılar bu süreçte? Sağlık çalışanları özellikle bu dönemdeki en büyük risk grubu. Dolayısıyla maruz kaldıkları hastalara bakarken mesleki anlamda onlardan uzak kalamazsınız. Onlara mesafe koyamazsınız. Ve burada gerek kullanacakları sadece basit maskeler değil, doğru maskeyi kullanmaları gerekir. Dezenfeksiyon kurallarına dikkat etmek gerekir. Ve biraz da bizim insanımız hastaneye falan gittiğinde de biraz saygılı davranmasını öneririm anlarına. Çünkü
Çünkü en büyük stresi onlar yaşıyor. Şu an birçoğu 12-13 saat, bazıları gün aşırı nöbet tutmak durumunda kalıyorlar. Uykusuz kalıyorlar. Ve dolayısıyla daha önce karşılaştıkları güler yüzü görmeseler dahi bile onların yaptıklarına biraz sadece akşam saat 9'da aklına gelip bir alkış çalmakla, ışık yakmakla olmaz. Ve en azından bulundukları Olmuyor. ortamda onlara gereken saygı ve özveriyi göstermeleri gerekir. Çünkü hekimlik ve sağlık mesleği ve gerçekten para için yapılacak meslek değil. Sevmeden yapılamayacak Değil. meslek değil. Ve dolayısıyla onun yapılabilmesi için çok daha büyük bir yüreğe ihtiyacımız var. Hocam yurt dışındaki restoranlar sağlık çalışanlarına yani çoğu kapattı biliyorsunuz restoranları. Paketle yemek götürüyorlarmış. Bu Türkiye'de de biraz başladı. Birkaç restorandan bunu biliyoruz. Mesela Tatarstan döner gönderiyor şimdi. İşte bir şey yapıyor. Bunlar güzel hareketler. Yani sanıyorum bu süreçte aslında toplumsal dayanışmayı da böyle bir hani unuttuğumuz birimiz yüzüne bakma sürecini falan da tekrardan yaşıyor olacağız. Dediğiniz gibi belki konuşup görüşemediğimiz insanlardan hasret gidereceğiz tekrar. Bizi unuttuğumuz şeyler hatırlatıyor aslında bu süreç bir yandan da. Siz peki bu işin sonucunu nasıl görüyorsunuz? Yani Yani ben semptomatik bakmıyorum. Zaten tamamlayıcı ve regülasyon açısından baktığım zaman bugün korona önümüzdeki birkaç yıl için başka bir şey çıkacaktır. Ama fotoğrafın büyüğüne bakacak olacak olursak biz dünyanın evrim sürecinin 4,5 milyar yılda kendine vermediği zararı 100-150 yıl içinde insan eliyle verdik. Dolayısıyla doğanın canını okuduk. Ve dolayısıyla hava kirliliği had safhada. Dönüp baktığımız zaman gerek İtalya'da ve gerekse de Çin'deki ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölgeler sanayi bölgeleri. Yani hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde kronik hastalar da çok fazla olduğu için ölümler de çok daha dramatik oluyor. İklim değişikliklerinin yaratmış olduğu çok ciddi sıkıntılar var. Bu anlamda bence biraz şapka önümüze koyup şu doğanın sahibi olmadığımızı, bunun bir parçası olduğumuzu, tüm doğada yaşayan canlılarla eşit haklara sahip olduğumuzu, onların üstü olmadığımızı, onları yöneten olmadığımızı hatırlayıp hem çevre kirliliğine hem de fosil yakıtlarını sınırlı tüketmek, sınırlı kullanmak, çevreye verilecek olan zararları biraz azaltmak. Çünkü ortamı ne kadar kirletirsek patojen virüsler çok daha fazla ortaya çıkacaktır. Gelip dönüp baktığımız zaman insan bedeni aslında virüslere karşı daha başarılı. Bakterilerle maruz kaldığınız zaman sistem çok daha çöküyor. Onun için mümkün mertebe bağışıklık sistemini güçlü tutmanın olmazsa olmazı temiz bir hava. Yani şehirleşme dolayısıyla inşaatın ve hava kirliliğiyle beraber insanların sorumluluk alıp eğer zoraki olmadığı zaman keyfi araba kullanmamaları, ortamın kirletmemeleri, çöpleri rastgele atmamaları, yiyecekleri gıda tüketimiyle sınırlı olmaları, gereğinde fazla gıda stoklamamaları, almamaları, tüketmemeleri. İhtiyaçtan fazla tükettiğiniz her şey vücudunuza toksik olarak birikecektir ve bu da daha sonra ortaya çıkacak olan bazı hastalıklarınızı kolaylaştıracaktır çünkü. Hocam aslında buradan sizi dinlerken aklıma gelen de şu oldu. Yani hani insanlar Çin'i suçluyor ya bu virüsle ilgili. Çin'de çıktı, Çin'de başladı falan diye. Bu aslında bütün insanlığın ortaya çıkardığı bir şey. Yani bizim aslında ürünlerimizin sonucu bu. Yani biz bunu ortaya çıkardığı anlıyorum ben burada. Totalde hepimizin davranışlarının sonucu. Ve bunu şimdi Ya, toparlamaya, bununla yüzleşmeye bundan sonrası için yani biz önce insanların gıdalarıyla oynadık. Dolayısıyla sanayi gereğinde fazla kazanç ağırlıklı, gereğinde fazla gıdalarla oynandı. Rafine karbonhidratlar çok çoğaldı. Ve o gıdalarla insanlar hasta edildi. Sonra ilaçlar üretilerek ilaçlarla insanları tedavi etmeye kalkıldı. Ve dolayısıyla bu ilaçların da bedende biriktiği ve bedende ciddi bir asitte neden olduğu, latent asitoz dediğimiz kronik hastalıklara giden süreci başlatıyor. Ortam oldukça çok kirli. Uçak seyahatleri yapıyoruz, klimalı ortamda çalışıyoruz, trafikte bulunuyoruz ve bir sürü ağır metal alıyoruz. Bunlar da bağ doğru. dokumuza çöp olarak birikiyor ve daha sonra en maruz kaldığımız küçük bir hastalık, bir uyarı bile bizi yaşamda kopartabiliyor. Dolayısıyla sorumluluk almamız palyatif. Yani şu an bir akut süreç var. Bu akut süreçte muhakkak hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Beslenme ve dolayısıyla stres yapmamayı bir alışkanlık haline getireceğiz. Sosyal bir insan olduğumuzu, sosyal ilişkilerimizle var olduğumuzu hatırlayacak
ve sohbet etmeyi sadece kısa kısa şu an gençlerin özellikle mesajlaştığı ve o anlamadığım kelimeler kısaltmalarıyla bir şeyler yazmak. Çünkü ben mektup kuşağında geliyorum. Dolayısıyla oturup bir mektubu yazan ve o mektubu hemen göndermeyen, bir gün bekletip tekrar tekrar okuyan, acaba neyi farklı anlar diye düşünerek yazdığım, aktardığım bir veri. Ve dolayısıyla sonra gelen aldığım mektup da 4 hafta, 6 hafta sonra eline geldiğinde onu bir kez okumakla yetinmeyip birkaç kez okumak ve dolayısıyla onun derinlemesine iz bırakmış. Şu an her şey hocam, romantik bir şey. Her şeyi tükettik. Evet, her şeyi tükettik. Onun için şu an bu zaman dilimini biraz da bunu romantizmden kastetmiyorum. İnsan olduğumuzu, sosyal birer varlık olduğumuzu, düşüncelerimizi emir kipiyle değil ifade edebilecek şekilde olmalı. Ve bu anlamda da okuyacağımız çok kitap var. Konuşacağımız çok şeyler var. Emir kipiyle, yani dolayısıyla herkesin gogoyluk yaptığı, alkışı duymak istediği bir tarafkirlik gibi değil. Kutuplaşarak değil. Ve dolayısıyla karşıda konuşan bireyi dinleyerek, anlamaya çalışarak ve dolayısıyla ona da aktaracağımız Hocam, bilgilerle buyur. Sözünü kesmiş gibi oldum. Biraz bir yayında aktarmada gecikiyor. Bize önereceğiniz kitaplar var mı? Hani mesela şunu okuyun diyeceğiniz bir şey var mı mesela? Hani insanların bence okumadığı çok kitap vardır. Alıp da evinde beklettiği, ya şu bir ara okusam dediği, işte tam zamanı şu an onu da. Yani bir de sizin önereceğiniz, tavsiye edeceğiniz bir şey var mı acaba mesela? Yani ben bir kere tüm klasik romanları zaten herkesin şunu söylüyorum, ben çok arkadaşıma, yakınlarıma ve hastalarıma diyorum ki bir müziği bir kez dinliyorsun, bir kez dinlemiyorsunuz. Müdavimi oluyorsunuz, bin kez dinliyorsunuz. Ama bir kitabı bir kez okumuşsanız lisede diyorsunuz ki o kitabı okudum, bir daha okumana gerek yok. Oysa bazı kitapları tekrar tekrar okumanız gerekiyor. Size çok büyük yol gösteren. Benim en büyük rehberlerimden bir tanesi Erich Fromm. Onun bursuyla okudum birçok okulu. Ve özellikle Erich Fromm'un tüm kitap serileri kişiyi özellikle şu dönemde insan için sevgiyi aktarabilmenin, dolayısıyla insan olmanın donelerini aktaran kaynakları muhakkak okumak son derece önemli. Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal benim için yılda bir kez muhakkak dönem dönem elde geçirdi. Tabii Alman edebiyatında çoğu okuduğum kitapların çoğu Almanca. Ama Türk kitaplarında da özellikle son dönemlerde oldukça polisiye anlamında Ahmet Ümit'in kitapları oldukça son derece keyifli. Sizi İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok yerlerinde gizemli gittiğiniz yerlerde götüren, değerlendiren önemli ipuçları veriyor. Orhan Hocam, Pamuk ben de kitap Hakkı'da, önereyim size. Evet. İnsanlar okusunlar diye bakın. Ben de Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kitaplarını öneriyorum okusunlar diye. Ben de bu arada hocam çok istifade ediyorum gerçekten kitaplardan. Hakikaten emeğinize sağlık. Çok güzel anlatmışsınız. Yani ki bu şey, ben mesela şeyi düşündüm. Acaba şimdi çok doktor ve çok terimsel mi acaba dedim yazmış. Hiç de öyle değil. Şimdi benim Türkçe tıkır yazdığım... Tıkır gidiyor yani. Böyle roman okur gibi okuyorum neredeyse. Benim Türkçe çok şey yazmış olduğum... Sayenizde. Türkçe yazdığım 14 tane kitap var. 3 tane de çeviri var. Bunlardan 5'i hekimler için. Geri kalan hepsi mümkün mertebe ortaokul mezunluğu düşünerek tasarlanmış. Bilgisi çok derin ama anlatım tarzı her ortaokul mezununun anlayacağı bir dili özen gösterdim. Çünkü siz istediğiniz kadar doğru bilgiyi verin, karşı taraf o bilgiyi anlamıyorsa o bilginin bir kıymeti harbiyesi yok. Onun için de... Hocam son olarak... Evet. Buyurun. Buyurun da tamamlayın cümlenizi. Onun içindeki kitapları kendi reklam yapmak doğru olmaz ama her biri bir yaşam anlamında uzun süre yayın sizi hasta galiba olmamak adına koruyacak kitaplar her biri. Evet. Hocam son olarak bir şey daha konuşalım. Bunu biz konuya direkt girdik. Koronadan, virüsten bahsettik. Sonra onu bahsedip kapatalım isterseniz yavaş yavaş yayını da. Çünkü bir saate de geliyor neredeyse. İyi konuştuk yani, sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Regülasyon tıbbı, tamamlayıcı tıp ne demek? Böyle bize yine, çünkü sizi burada belki bilmeyenler, tanımayanlar da vardır. Bir ondan bahsedelim. Çünkü yani tamamen ayrı bir alan gibi duruyor benim algıladığım. Ama insanlar evet, doktor, bizi doktor doktor gibi görüyor. Ama biraz onu bahsederseniz, regülasyon tıbbı ve şöyle, tamamlayıcı tıbbı. Şöyle söyleyeyim. Biz modern tıp birçok uzmanlık alanı gelişti. Ve hep insanı parçalara böldük.
Herkes artık insanı bütün değil, kardiyolog sadece kalbe bakıyor, nefrolog böbreğe bakıyor, bütünü değerlendirmiyor. Aile hekimliği sistemi var. Bir de Almanya'da regülasyon tıpı dediğimiz, aslında tıpın alternatifi yok. Alternatif tıp değil, yetatlığını kastetmiyorum. Bedeni bütünsel olarak göz önünde bulunduran, çünkü bizi sağlıklı olmamız için fizyoloji dediğimiz sağlıklı doku organ bilimi. Patoloji hastalık bilimi. Dolayısıyla hangi hastalık nasıl ortaya çıkar? Patofizyoloji ise sağlıklı dokunun hastalığa giden süreç. Regülasyon tıpı ise bu üçünü bir arada değerlendirip kişinin aynı zamanda mental, spiritüel, yaşamsal ve fiziksel yanını da içinde katarak insanın sadece bir beden organlarında ibaret olmadığını, devasa bir sinir sistemimiz var ve bir software'imiz var. Dolayısıyla bir elektriksel bedenimiz var. Onun haricinde zihinsel bir bedenimiz var. Ve bir de spiritüel anlamda tüm canlılarla ve doğayla titreşim içinde olduğumuz bir frekanslarımız var. Dolayısıyla regülasyon tıpı bu bütünselliği bakan ve siz düşünce tarzında ne kadar korku, endişe içindeyseniz bu belli bir zaman sonra sizde organsal hastalıklar da yaratabilir veya tam tersi. Çok basite indirgeyim, şöyle söyleyeyim. Bir bisikleti düşünün, bisikletin tüm parçaları ayırın, hepsi sağlam. Evet. Ama bisiklet değil o, yani binmeden hareket edemeyecektir. Onun için biz modern tıpta hep parçalara baktık ama bütünü unuttuk. Parçaların toplamı fonksiyonlarla birlikte toplamına fazlası. Çünkü beden çok daha fazla şey yapabiliyor. Evet. Onun için en ufak bir mutluluk ifadesi, bir gülme ifadesi, çok basit de şunu söylüyorum. Ciddi olmanız için 72 tane kas çalıştırıyorsunuz. Gülmeniz için ve sizi mutlu edebilecek, aynı zamanda bağışsızlığa da iyi gelecek 3 kas yeter ya. 3 kas yeter. Dolayısıyla yani ciddi, hayat o kadar ciddi almanın bir anlamı yok. Gülmek evet. gerekiyor. Dönüp dönüp komedi ve fıkralar okumak lazım. Özellikle şu dönemde. Ne kadar gülerseniz, ne kadar hayatı dalgaya alırsanız o kadar bağışıklık sisteminize iyi yatırım yaparsınız. Hocam o zaman bu böyle kapatalım. O kadar güzel söylediniz ki yani gülelim. Herkes gülsün. O zaman hakikaten bu işi böyle esprilerle... Şaka değil. Son 20 yıldır Almanya'da gülme seansları yapılıyor. İnsanı bir araya getirerek özellikle gülüyor ve çok ciddi bir şekilde insanların iyileşmesine katkı sunuyor. Alkol bağımlısı, kanser hastası, hipertansiyon hastası veya şey hastalarına belli seanslarla gülme seansları çok yaptırıyor. Valla bizim de ihtiyacımız var hocam aslında. Bunu biz Türkiye'de başlatalım bir yandan yani. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu canlı yayın 24 saat burada bizim Harbi Yorum Karanlığı yayında kalacak. Sonrasında ben bunu YouTube'a da aktaracağım. Yani insanlar tamam. hep soruyor çünkü bunu kaydedin diye. Kaydedeceğiz zaten. Bu da böyle değişik bir yayın oldu. Aslında teknolojinin de bir nimeti işte bir yandan da. Yani vazgeçemiyoruz da bunlar ama bir yandan işimize de yaradı yani bu. Evet, kesinlikle. Uzaktan ikimiz ayrı ayrı bir canlı yayın gerçekleştirdik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yine kaydedeceğiz. Burada soranları özellikle söyleyeyim. Kaçıranlar için, soran da gelenler için. Size iyi akşamlar hocam. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Haberleşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.